Baba. Who are you, world? Today? Actually, I'm sorry. Tonight, we are going to discover Walmart. I promised you. So, I was gonna visit Walmart, and I thought about you. So we are gonna go see Walmart Supercenter, and then check the prices, products, everything together. Let's do it. Okay. Merhaba arkadaşlar. Bugün canı dondurma isteyen bir kızın dramını yaşıyoruz beraber. Gelin bir gidelim. Walmart'ı görelim dedim. Sizlere söz vermiştim. Alaturka olarak sizlere söz vermiştik. Ne yapacağız? Onu gerçekleştireceğiz. Kapanmasına çok az bir vakit kaldı. Yarım saat gibi bir vaktimiz var. Ama bu yarım saat içinde gidelim. Şöyle bir Walmart'ı tavaf edelim istiyorum. Sizin de görmek istediğiniz şeyler varsa, fiyatlar varsa bakalım. Ekonomiye yön veren bir store. Her şey var içinde. Supercenter. Birlikte göreceğiz şimdi. Gidiyoruz öyleyse. Hazırsınız değil mi? Arkadaşlar hazır mıyız? Bunu söyleyeyim. Hemen çantamı alayım. Birlikte hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz birlikte yaşıyoruz hayatı. Alıyoruz. Sizi de alıyorum. Bana eşlik ediyorsunuz. Hadi gidiyoruz. Bir görelim. Ne var ne yok. Dondurmamızı alalım. Gece 11.30 burada. Bu arada Los Angeles'tayız. Söylemeyi unutmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Ben Ayşe Şebnem Sarı Önerbay. Sizi alıyorum, götürüyorum. Şöyle öncelikle kameramızı çevirelim. Öğretmen olarak tabii öğretmen olduğum için aynı zamanda biraz değil mi direktif bir öğretmenlere biz. Üniversitede öğrettiğim için. Şu anda Walmart'ın kapısındayım. Arabadan iniyoruz. Walmart'a LA Fitness var burada. Gidiyoruz. Hazırsınız değil mi? Ben hazırım. Hadi gidelim. Bir dondurma alıp çıkacak mıyız? Neler yapacağız? Göreceğiz. Fahsin Bey çok mu komik? Bence de komik biliyorum ama. Kapanmış her şey, kimse kalmamış. Bir biz varız. Sizler de benimlesiniz. Sağ olun, var olun. Gelin bakalım bakalım. Tabii tuhaftan giriş yokmuş. Şöyle bir dayız. In-N-Out var karşıda bu arada. Benim favori mekanlarımdan bir tanesi. Almanya'ya selam olsun. Yok ya, kaçırma falan. Allah korusun. Siz varsınız. 911 yaparsınız. Şimdi ne yapıyorum? Walmart'a giriyorum sizlerle beraber. Gireceğim, bakacağım. Bakalım ne var? Dondurma nerede? Fiyatlar nasıl? Hemen bizi karşılayan şöyle. Kimse yok orada. Hiç kapanıyor şu an. Anons yapıyorlar. Papaya. Watermelon. Neler var neler. Biraz bakalım mı? Fiyatlara. Elmalar. Bakın. Kaliforniya'nın düşük fiyatta lideri diyor. Karşıdan. Number one. Bu 2017'de markaların analizine göre yapılmış fiyatlandırmaymış. Burada mandalinalar. Curries. 5.97. Gülen Hanım çok teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Beraber takılıyoruz. Ben ailenizden birisiyim. Öyle kabul edin. Alaturka olarak beraberiz, biriz. Burada mantarlar var. Hazır salatalar. White onion. Bakalım hemen. Görelim. Görmek isteyen arkadaşlar. Bakın burada tatlı patateslerimiz falan da var. O kırmızı patates bu arada yanındakiydi. Tatlı olan. Ne de olmuşsa. Şu şekilde var. Bu yellow biliyorsunuz. Normal soğan. Ya da sweet. O da
belirtmemişler. 78 cent. Durun bakalım. Beyaz sorulmuş. White onions. 1.74. Bu da yine 2 pound'ın fiyatıymış. Yani 1 kilosu. Bunun fiyatı bu şekilde. Şöyle fileler de var. Bu da 3 pound olarak geliyor. 1,5 kilo oluyor zannediyorum. 2.44. Bu saatte gidilir mi derken arkadaşlar şimdi açık. Gidiliyor yani. Yarım saat sonra kapanacak. Bir tane self servisten çıkarım, merak etmeyin, onları yorma. Öyle yapacağım zaten. Şurası organik. Bu arada Walmart'ın organik bölümü de var. Yani Charlie Bay sıkıntı yok. Walmart diyoruz, bu kadar fiyatta ucuz diyoruz ama ne oluyor? Bakın deli kısmı var karşıda. Orada hazır yemekler oluyor. Benimle geziyorsunuz. Gece gece sizleri de getirdim ama burada sandviçler oluyor, hazır yemekler. Bakery. Bakery'de biliyorsunuz şu an tabii açık değil ama cookie'ler var. Bakın chocolate chip cookies. 1.98'miş fiyatı. Gördüğünüz üzere. Et kaç TL? Tabii ki ete doğru gidelim o zaman. Dondurulmuş ürünlerin olduğu yere girdik. Bu kadar sürekli tabii ki ürün sirkülasyonu çok fazla burada. Ay, dondurmalarımı buldum bu arada. Alacağım az sonra. Dondurmamı alacağız. Arthur Bey doğrudur. Sütlaç seversiniz ama sütlaç yok. Rice pudding ha. Şimdi bakıyoruz. Et nerede? Etler. Sesime gelin. Ekmek fiyatı nedir? Az önce bekleyi geçtik. Doğru söylüyorsunuz. Ekmek almadığımız için pek demek ki pas geçtim. Hemen dönüp bakacağım ona. Evrencim çok teşekkürler canım benim. Geziyoruz. Beraber gezelim dedik. Metin Bey merhaba. Şöyle. Bakın burada bir de belli bir tarihe gelince bunların fiyatları düşüyor arkadaşlar. 9.42'ymiş fiyatı. Tavuk göğüs. Bir bütün tavuk 1.76'ymiş arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz 1.76. Bütün tavuk şöyle tavuğu alıp gideceğiz. Ama ben daha önce de söylemiştim. Ben buradan almıyorum. Ama fiyat çek yapmak için güzel. 1.94'müş Kanada'nın fiyatı. Ama tabii baktığınız zaman bu ne kadar? 1.81 gelmiş. Normal pound'u 1.94'müş ve 3.51. Daha da 24 saat açık olanları var arkadaşlar. Burası şey, sadece 12'ye kadar açıkmış. Ben de dedim ki Walmart'ı görmek istiyoruz. Walmart'a gidelim. Bakın istemediğiniz kadar etler tabii. Dolar, tabii ki dolar. Amerika'dayız. Los Angeles, California eyaleti. Ama daha önce de hatırlattığım bir detay var. Burada biliyorsunuz fiyatlar vergilerle beraber anılıyor. Vergiyi siz kendiniz katacaksınız olduğunuz bölgeye göre. Neyse o öğreniliyor tabii ki. Şöyle bakalım. Ne varmış et olarak? Çıktım zaten geçti. Normal pound'u bunun 450 gramı zannediyorum 6.94'müş. Bu şekilde 10 dolara gelmiş bu. Bakalım. Kuşbaşı burada pek yok arkadaşlar. Ama şöyle diyebiliriz. Stir fry olanlar, hani fajita gibi şeylere. 7.98'miş bunun kilosu. Ama bu ne kadar gelmiş? Askeri ücret ne kadar değişir? Çalışma yerinize göre 6.14 fiyatı bunun. Bu 1 pound bile gelmemiş. Kaç gram? 350 gram civarı bir şey. Kıyma var. Kıymaya bakalım. 14.73. 1.67 poundmuş bu. Kilo değil. I'm sorry. Çeviremiyorum ama 453 gram civarı. 1 pound. Sizler matematiğini yapın. Şimdi her birini çeviremiyoruz. Az sonra çıkacağım çünkü kapanıyor. 8.42. Asgari ücret ne kadar?
1500-2000'lerden başlıyor asgari ücret. Değişir sektörümüze göre. Bakın mesela burada yine %93 et, %7 yağlı bir kıyma var. Fiyatları şu şekilde. 19.53 kıymanın pound'u, pound'unun 4.34. Ben retail fiyatlarıyla size yanıtmış olabilirim. Asgari ücret dedik zaten. Yanlış mı dedik? Asgarisi, her şeyin asgarisi makbuldür. Apple'a bakalım. Burada çok güzel yok. Pound öyle pound değil arkadaşlar. Ağırlık birimi. Amerika'da ağırlık birimi pound. Dolayısıyla öyle söylemem gerekiyor başka bir karşılığı olmayınca. Ne diyebilirim? Ben para olarak, para birimi olarak söylemiyorum. Ağırlık birimi olarak. Amerika'nın biliyorsunuz tüm dünyaya karşı Amerika'nın farkı var. O noktada ağırlık birimi olarak. Şöyle ekmekler var. Bu French, Fransız ekmeği. $1 bu. Ben buradan hiç ekmek almıyorum. İlk defa bakmış oldum. Çünkü çok güzel değil. Ama bakın şöyle bagetler var. French baget en güzeli, en yakını oluyor bize. 1.24'müş. Yani saati arkadaşlar $10 düşünün. En düşük. $10 düşünün çalışma şartlarını. Fransız ekmeği şöyle Fransız ekmeği. Dediğim gibi baget. Baget sevilen bir ekmek. Şu tarz ekmekler var. Yine $1 civarındaymış Walmart'ta. Bilmiyorum, pek bilmiyordum. Fiyatları varmış olduk. Hızlıca geçelim bence. Çünkü kapanacak. Saat kaç? Bana saati yazarsanız. Saati tutuyor. Bilmiyorum. Saati yani minimum. Kalifiye bir işte $15, $20 civarı falan olur. Daha fazla olur. Ne işte çalıştığınıza bağlı. Bakalım baharatlar. İlginç. Şöyle grill yapmak için bizler severiz. Ben PR'cı olduğum için Campbell Soup, biliyorsunuz yine PR'ın tarihçesini yazanlardan bir marka. Çok güzel reklamları vardır tarih boyunca. Çok da moda. Burada hazır çorbalar bu şekilde. Şöyle yapıyorsunuz, ısıtıyorsunuz, alın. Lunchlarda, dinnerlarda bu şekilde yiyor aileler. Çok bizim çorbalara benzemese de bu şekilde bulunabiliyor. Fiyatları da $1.98-$2 civarında. I won't. I promise. Makarnaya Target'ta da bakmıştık. Sizler de karşılaştırabilirsiniz fiyatları. Burada böyleymiş. Ne kadar? 1.38. Barilla'nın makarnası. Yağ bakalım. Yağ da değil mi? Çok güzel, çok önemli gıdalardan bir tanesi. Mesela mısır özü 3.74. Matsola'nın mısır özü yağ ya da kanola yağına bakalım. Bu 3.79 litreymiş. 6.98 fiyatı. Hershey's $3. Şu şekilde paketleri çikolata. Saatin kaç olduğunu bana yazan olmadı ama saat kaç? Arkadaşlar kaç geçiyorsa sizde ben oradan bir assumption'da bulunacağım. Bizim ürünlerden var burada. Onu göstereceğim. Tabii kaldıysa bakacağız. Sular var. Benim sevdiğim markalardan bir tanesi Arrowhead. Koli'de kalmamış Arrowhead'in. Biliyorsunuz buradan çok alışveriş olduğu için insanlar çılgınlar gibi alışveriş yapıyor. Buradan daha az ama şöyle var. Yalnız birim fiyatını, koli fiyatını göremiyoruz. Çünkü fiyatlandırma yok. Şu boylarının varmış 48 adet. Mini boyları tabii bu. 2.38'miş Arrowhead'in suyu. Tabii pH değeri farklı sular içebilirsiniz. Onlar da var. Upsi. Önleri. Kızıyor.
kahveler fiyatları, birim fiyatları çok daha ucuz diğer marketlerden. Walmart'ta her şey çok ucuz. Hemen ufak bir kaçış yapalım. Nereye doğru? Türk ürünleri var mı diye merak ediyoruz. Burada daha önce vardı. Tekrar check edelim. Türk ürünlerine bakalım. Çikolatalarımız oluyor burada. Genellikle birlikte şahit oluyoruz, bakıyoruz. Damak. No damak. Çok üzücü. Arkadaşlar burada var işte, ben dediğim gibi ben etlerimi buradan almıyorum. Et buradan alınıyor. Helal marketler var yani benim için. Sadece fiyatı, birim fiyatı karşılaştırması yapıyoruz. Orada tabii fiyatlar daha pahalı oluyor. Yok, damak bulamadım. Çalışıyor. Hayır, buradakinde damak kalmamış. Bu normal değil. Tamam, buluyorum aslında. Benim gözümden kaçtıysa sizler söyleyin. Burada yaşamak çok zor arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursanız olun, kendi memleketinizde değilseniz, şartlar nedeniyle gelmişseniz ya da hayatınız bu şekilde devam ediyorsa, yani tabii ki çok zor. Ailenizden, sevdiklerinizden uzaksınız. Her nerede olursanız olun. Burası Amerika, orası burası değil yani. Farkı yok. Her yer zor. Maalesef. Ben kaçırmış olabilirim. Siz kaçırmayın dedim ama yok zannediyorum, değil mi? Çünkü bu section'da oluyor genelde. Kalmamış. $150 yani minimum. $100 $150 gözden çıkarın. Çünkü neden? $100 100 lira gibi. Bizler de Türkiye'de de markete gittiğimizde aynı şekilde ödüyoruz. Sütün fiyatı 4.36. Tabii daha farklı sütler de var. Markalar markaya göre de fiyatlar düşebiliyor. $1, $2 civarı oynayabiliyor. Sizlerin görmek istediği bir şey var mı? Arkadaşlar yavaş yavaş çıkıyorum. Burası farmasisi, tabii kapanmış eczane bölümü. Kapalı ama burada reçetesiz ilaçlar alabiliyoruz. Şöyle kilo kaymak için de var. Görmek istediğiniz bir şey var mı? Çok yakalayamadım herhalde. İçerisinde attention çağırdılar, ben size dedim. Siz bana saati söylemediniz, aşk olsun. 100 dakika içinde kapanıyormuş. Kozmetik fiyatlarına hemen kısaca bakalım. Çünkü gitmem lazım. O kadar büyük olunca alan her şeyin fiyatını, her yerini şöyle alan o kadar büyük ki gezemedik. Bir günde inşallah gezeriz. Tabii yeni ürünler, mallar da gelmiş. Onların da girişi sağlanıyor. Çok büyük. Kıyafetten, çantaya, giyime, gıda, pastane, eczane, her şey içinde. Kozmetik de bulamadık. Bakacağım şimdi şurada. Hemen kozmetiğin fiyatlarına bakalım ama şu taraftan girmemiz gerekecek. Şöyle içeride kalan. Dondurmamı almam lazım. Burada yok Serkan Bey.
hızla geçiyoruz. Kozmetik kapanmış maalesef. Girişini kapatmışlar çünkü son 5 dakikamız. Şöyle yapalım. Ben gideyim dondurmamı alayım. Ödememi yapayım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Bir daha. İki sefere. Yine gezeriz. En azından ufak fikir sahibi olduk. Yani buranın önemli noktası, burada gezmemizin en önemli noktası aslında dünyaya yön veren bir ekonomi. Arkadaşlar. Ben Magnum'a kavuştum. Ama bu değil tabii ki. Good. Yeah, just curious why you taking pictures. My people are wondering why you taking pictures. I'm not taking pictures. Oh, you're not? Yeah, I'm talking to someone. Oh. Okay. Sorry to bother you. No. Bakın, merak ettiler. Öyleyse aldım dondurmamı, gidiyorum. Hemen burada ödüyorum. Sizlere de hoşça kalın diyorum. Neden bu kadar çektiğimizi merak ediyorum.